Selam arkadaşlar. Taş Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel yumuşacık örgü örneğiyle geldim. Bundan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama örnek çok güzel. Örnekleri yapıyorum. Size beğendiğim örnekleri getiriyorum. Siz arzu ettiğiniz ne isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle zincirimizi çekelim. Birazcık çekeyim. İstediğiniz boyutta çekin. Ne istiyorsanız ona göre. Örneği kurduktan sonra fazlasını kesebilirsiniz. Şöyle birazcık çektim arkadaşlar. Başını doladım. Baştan 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. Beşinciye zincirin içine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir zincir atlıyorum. Trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Arkadaşlar bir iki tane bırakıyorum. Üçüncünün içine bir tane trabzan yaptım. Bir bıraktım. Bir iki tane zincir. İki tane bıraktım. Üçüncüye bir zincir, bir bıraktım. İkinciye iki zincir, bir iki tane bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir zincir, bir ikinciye battım. Sonları arkadaşlar iki tane yapıyoruz yan yana. Şöyle. Şimdi tane daha yapayım yanına yapacağım. Son olduğu için. 1, 2, 3. 3 tane çektim. Şimdi şu tam dibine bir tane battım. İki zincir yaptım. İçine bunun içine 3 tane trabzanla doldurdum. Bir iki zincir başını dolamadan buradaki yuvanın içine battım. Bir iki başını doladım. Şu geniş alanın olduğu yere 3 tane trabzan. Bir iki zincir şu dar olan yere sık iğne yaptık. Bir iki tane zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir iki zincir arkadaşlar. Sık iğnemizi battık. Bir iki zincir. Tam bu üçlünün zincirin tepesine battım. Bir 3 tane zincir çektim. Tam bunun tepesine şu dibine battım yine şu şekilde. Bir iki tane zincir çektim şu aralara. Şimdi buraya hazırlıyoruz. İlk trabzanın tepesine battım. Bir zincir. Şimdi sondaki trabzanın tepesine. Bu şekilde devam edecek. Bir iki zincir. Şu aralar 2. Şunun küçük yerler 1. Şey trabzanların tepesi. 1 2 zincir. Ve 1 zincir. Bu şekilde yerimizi ayarlamış olduk. 1 2 zincir çektim. Tam şu zincirin tepesine battım. Köşedeki. Bir, iki, üç zincir. Şimdi buralar geniş yerlere trabzan dolduracağız. Küçük yerlere
Sık iğne dolduracağız. Şimdi arkadaşlar şurası geniş yerimiz. 3 tane trabzan. Bir, iki tane zincir küçük yerlere sık iğne. Bir, iki zincir geniş yerlere trabzan. Örneğimiz bu kadar. Böyle devam ediyor. Çok güzel, gösterişli bir örnek. Çok da kolay. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bir, iki tane zincir. Bir, iki. Şimdi buraya trabzan. Geniş yerlere trabzan dolduruyor. İki. Trabzan yaptık. Bir, iki. Sık iğne yaptık. Bu trabzan olacak. Her geldiğimizde en sondakinin tepesine şöyle bir tane batarsak kenarımız düzgün oluşuyor uzatarak. Kenarımız da düzgün gider. Bir, iki, üç tane çektim. Arkadaşlar. Şimdi burası üçlüydü. Bunu tam sondakine battım. Burası üçlü çünkü. Bir, iki. Şurasını yuvama hazırlıyorum. Geniş yuva. Bu da ufak yuva. Bir, iki tane çektim. Geniş olan yeri yapıyorum. Şöyle. Bir zincir. Sık iğnenin geleceği yer burası. Böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Çektim. Bir tane en sondaki zincirin tepesine batalım arkadaşlar. Düzgün durması için. Bu şekilde örneğimiz şuraya da battığımız zaman şey olacak. Şekilde. Örneğimiz hep düz taraftan kuruluyor. Diğeri gibi bir tane daha yapmıştık. Şöyle ön taraftan. Arka tarafı da bu şekilde. O yüzden çok güzel kullanabilirsiniz. Atkı da olur, şal da olur. Yelek de olur. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi de olur ama yazlık olur. Altına bir astar dikmek lazım. Gerekir. Etrafını tığlayarak çok güzel. O da güzel olur. Sizin arzunuza kalmış artık. Nasıl isterseniz öyle değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu da böyle buradan da anlaşılıyor. Ön yüzü, arka yüzü oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.